Odiseya destanı İlyada'nın devamıdır. 30 yaşından 40 yaşına kadar hep kötülüklerle hayatı dolu olan bu adam. 40. yaşında tövbe eder. Der ki ben 10 sene boyunca insan öldürdüm. Haram yedim. Bütün zulmü yaptım. Evime bu yüz karısıyla dönemem. O yüzden de bir 10 sene temizlenmem lazım. Odysseus destanı Odysseus'un 10 yıl boyunca bu günahlarından arınmak destanıdır gemisine biner Turba'dan ayrılır. Rüzgar onu Türkiye-Yunanistan sınırına, bugünkü Dede Ağaç kasabasına yönlendirir. Orasının adı İsmaros. İsmaros'ta da yağma yapar. 7 talant altın alır. 12 testi dolusu şarap alır. 600 tane adamından altı tanesi orada bu yağmalama sırasında öldürülür. Ve 594 adamını 12 gemiyle alır. Haydi bakalım. Ege Denizi'nden çıkmak üzere yola koyulurlar. Bir tsunami, bir deprem, dalgalar neredeyse gemi batacak durumdadır. Gündüz mü, gece mi artık birbirine karışmıştır. Ve bir de bakarlar ki gemileri Akdeniz'e çıkmış. İlk uğradıkları yer Libya kıyılarıdır ve orada insanlar lotus çiçeği yemektedir. Marmara Denizi rahimdi, Çanakkale Boğazı rahim ağzıydı. Bilinç altında kordon değerli dostlar Arda Nehri ve Meriç Nehri'dir. Arda ve Meriç birleşerek dede ağaçta denize dökülürler. İşte Odysseus'un İsmaros'ta yağma yapması bebek kordonunu orada kesmesi manasını taşır. 12 testi şarap almak demek 12. vadiye varmanın motivasyonudur. Midilli adası bebeğin plasentasıdır. Meme ucu lotus çiçeği, nilüfer çiçeği şeklindedir. Lotus özü anne memesinden emilen süttür. Libyalılar. Her birisi lotus çiçeklerine yumulmuşlardı. Onları oradan koparıp almak çok zordu. İnanılmaz bir keyif alırlardı lotus yemekten. Anne bebeği göğsünden alır, biraz da zorla beşiğe bırakır. Odysseus da lotus yiyen adamlarını zorla alır. Gemide kürekçilerin oturduğu sıraların altına bağlar.